Kırmızı slide. Slice'ımı görebiliyor musunuz? Başlayalım. Beni burada ağırlayan herkese çok teşekkür ederim. Sizinle olmak çok istiyorum. Hatta Türk dilini çok seviyorum. Çok fazla bildiğimden değil. Birazcık öğrenmiştim Türkçeyi. İstanbul'da daha önce bulunmuştum. Ama maalesef bugün sizlerle değilim. Olmayı çok isterdim. Şimdi sunuma başlıyorum. Bugün şu konuyla alakalı konuşacağız. Biraz teknik konularla alakalı konuşacağız. O kadar da zor değil, merak etmeyin. Mühendislik gerektiren bir konu değil. Her şeyle ilgili konuşabiliriz, anlayabiliriz beraber. Wiki sayfalarından bahsedeceğim. Onları tercüme etmesi kolay mı değil mi? Nasıl tercüme edilebilir? Tercüme edilebilir modüllerle ilgili konuşacağız. Başlayalım. Şimdi tercüme edilebilir modüllerden başlayalım. Şöyle bir şey olabilir. Birkaç bildiğiniz şeylerle alakalı konular görebilirsiniz. Sunumu sizlere gönderebilirim. Oradan da bir şeyler görebilirsiniz. Aklınızda takılan bir şeyler varsa umarım ilginizi çekecektir. Gördüğünüz gibi tercüme bir sanattır aynı zamanda. Hadi şimdi başlayalım. Saha ülkesinden gelen bir fotoğraf var şuradan. Şimdi ilk olarak neden bahsedeceğim? Burada yazılımın yerelleştirilmesinden bahsediyorum. Wikipedia'da Tuğba isimli arkadaşımla beraber yazıyoruz. Wiki sayfalarında, Wiki veri üzerinden Wiki sayfalarına zaten ulaşabiliyorsunuz. Orada Wiki veri ile alakalı Wiki veride yazılarımızı görebilirsiniz. Türkçe bir şekilde de görebilirsiniz. Türkçe çevrilen, onu nasıl yapabiliyorlar? Hemen bakalım. Bunu translatewiki.net üzerinden Türkçe'ye mesela çevirebiliyoruz değil mi? Bu sayfada yazılan şeylere bakıyoruz. Gördüğünüz gibi çevrilen tekstler, İngilizcesi var. Gördüğünüz gibi Wikimedia'nın diğer sayfaları, diğer projeleri alakalı da en azından yardım alabiliyorsunuz. Kendi dilinize de çevirebiliyorsunuz bunları. Türkçe'ye nasıl çevrildiğini görebiliyorsunuz. Veri tabanındaki şeylerle alakalı yardım aldığımız için bunları çevirebiliyoruz. Burada Türkçesi gayet güzel yazılmış şekilde, tercüme edilmiş şekilde. Burada yeşil olan kısmı görebiliyorsunuz. Bu ne demek? Çok uzun bir kısmı doğru bir şekilde çevrilmiş demek. Şimdi de temelinden, çekirdeğinden ve onun uzantılarından bahsetmemiz gerekecek. Bunlar en büyük merkezi konulardan biri. Hemen bir konuyla ilgili konuşalım. Wiki sayfada bunları görebilirsiniz. Çalıştığınız wiki sayfalarda bunu göreceksiniz. Sayfalar üzerinde yazdığınız şeyleri çözümlemek için de aynı şekilde öğrenebilirsiniz. Sayfaların görüntülerini göreceksiniz. Bunu telefon üzerinden de görebilirsiniz zaten isterseniz. Hepsi şöyle şekilde tercüme ediliyor.
translate.wiki.net üzerinden gördüğünüz gibi tercüme ediliyor. Wiki lambayı daha önce duydunuz mu acaba? Çünkü orada bazı soyut Wikipedia, dün bahsettiğimiz soyut yeni bir sürü sayfa açılıyor gördüğünüz gibi. Orada geç düşünü görebiliyorsunuz ya da başarısız olduğunu ya da en azından tercümenin çalışıp çalışmadığını. Testçi sonuçları görebilirsiniz. Aynı zamanda uygulamalara karşı işlevlerinizi, testlerinizi sonlandırabilirsiniz. Bitmiş olur bunlar. Burada çevrilmiş ve çevrilmemişleri de görebilirsiniz. İngilizceden Türkçe çevirilerini de görebiliyorsunuz. Sağ tarafta da zaten edit kısımlarını görebiliyorsunuz değil mi? Eğer bunlar güncellenmemişse, bunlar güncellenmemiş şekilde hemen sarı olarak orta sütunda görüyorsunuz. Tabii ki de çeviri yapmak çok büyük bir sanattır aynı zamanda. Burada bazı istatistikten bahsedeceğim tercüme ile alakalı. Wiki veriye dayalı istatistiklerden bahsediyorum tabii ki. Görebiliyor musunuz? Mesela birçok dili görebiliyorsunuz. Portekiz dilinde, Türkçe dilinde, Ukrayna dilinde ve İsveç dilinde. Burada da gelen mesaj sayılarını görebiliyorsunuz. Peki çevrilmemiş ne kadar kalmış ona bakalım. Örneğin Portekiz dilinde 0 çevrilmemiş varken Türk diline bir bakalım. Orada da çevrilmemiş 0 tane var. %100 başarı elde etmiş demektir. Bu kaç kere görüntülendiğini de görebiliyorsunuz diğer sütunda. Fark ettiyseniz outdated istatistiklerini de görebiliyorsunuz. Şimdi birazcık da buradaki mühendislik kısmına bakacağız. Nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela en.c son yazıyoruz. Buradaki gördüğünüz şey biraz mühendislik ihraç ediyor. Ama gördüğünüz gibi çevirmenlerin dosya kaynaklarıyla uğraşmaması gerekiyor. Mühendislikle alakalı birkaç bilgi var şu an verilen. Ekrandan takip edebilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz şey direkt yazılım geliştirmecileri tarafından editlenen kısmıdır. İkinci taraf ise arayüz tarafından tercüme edilen, editlenmiş yazılardır. Demin burada bir sorun yok belli ki. Bu bir web site, translatefiksi.net. Bu bir web site. Beraber çalıştığı projeleri görebiliyorsunuz. Razrişeni olarak yazan yazı translate demektir, tercüme demektir. Bununla ilgili uzantılar vardır. Nerede çalışıyor? Translatewiki.net'te, Wikidata, Commons, Meta, MediaWiki.org ve Wiki Specialist'te yazıyor. Burada bir tane fotoğraf görüyorsunuz. Döge Dağı ile alakalı. Gördüğünüz gibi burada bir sanat var. Yerel bir sanatla alakalı yapılmış bir şey var. Şimdi de isterseniz modüllerden bahsedelim. Nedir modüller? Biliyorsanız eğer lütfen katkıda bulunun. Şablonlardan bir bahsedelim. Dahili mantıktan bahsedeceğiz burada da. Genellikle dahili mantık şablonlar için kullanılıyordur. Özel olarak, spesifik olarak bir tekstten bahsediyor olabiliriz. Bunların hepsi aynı mıdır? Hayır. Hayır.
Açıkça yazılmış bilgilerle bunlar, programlar bu şablonlaştırılabileceklerdir. Şunu anlamamız lazım. Şablonlar kendi ülke dilinizde yazılabilir. Bahsettiğimiz dahili mantığın şablonlarda kullanıldığından bahsediyor. Wiki sayfaları programlama dili Lua ile yazılmaktadır. Bu şablonlar sayesinde wiki veri üzerindeki bilgilere de en azından kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Ve burada da küçük bir infobox vardı zaten, hatırladığınız kadarıyla küçük bir görsel şeklinde. Ve Lua isimli programa dilinin de yazıldığını da tekrarlamak istiyor. Modüller aynı zamanda unutmayın ki onlar modüller geliştiricilerken geliştiriciler de aynı zamanda modüllerdir. Yeni bir özelliklerden bahsedebilirim. Belki burada sanırım yanılmıyorsam burada Türkçe bir kelime kullanacaktım. Yeni özelliklerden bahsedeyim. Buna yönelik yeni bir şablon var, görüyorsunuz. Orada Uluslararası Tarihi Müzesi'nden, İsveç'in Tarihi Müzesi'nden bahseden bir alt başlık var Wikiveri'de. Burada gördüğünüz gibi açıklaması var ve birinci, ikinci ve üçüncü özellikleri de yazıyor bu sayfa üzerinde. Bunu aynı zamanda Japonca'da görebilirsiniz nasılsa. Mesela ben Japonca bilmiyorum ama şu an bu bilgiye hakim olabiliyorum çevrildiği için. Wikiveri üzerinde yine aynı şekilde yazarak alt başlık Ulusal Tarih Müzesi, İsveç'teki Tarih Müzesi'nden bahsettiğimde onun Japonca'ya çevrildiğini görebiliyorum. Aynı zamanda aşağıda gördüğünüz gibi, burada bir sonraki sayfada gördüğünüz gibi aynı şekilde Türkçesinde görebiliyorsunuz. Beklemede yazdığında ne demek? Bu hala çevrilmeye, güncellenmeye açıktır. Yani Japonca ya da Rusça yazılmış şeylerin tamamı Türkçe'ye çevrilmemiştir. Maalesef bazı şeyler çevrilmemiş durumda Türkçe'ye. Neden peki? Çünkü şu an modüler üzerinde çalışmalar da yapılıyor. Bazı problemlerle karşılaştırabilirsiniz tercüme yaparken. Bazı çeviriler kötü olarak çevriliyor olabilir mesela. Bunların modüller üzerinde çalışmalar hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi bazı dillerde durmaktadır görüyorsunuz sol tarafta. Beklemekte olanı görüyorsunuz. Bunlar güncellemeye açıktır. Onun için lütfen Türkçe beklemede yazanları mümkün olduğunca güncelleyelim bilgi olarak. Ben Azerbaycan dilinde beklemede olanları gördüğümde doldurması gerektiğini görüyorum ve üzerime düşen şeyleri yapmaya çalışıyorum. Я, скажем,
Şunu söylemek istiyorum. Çevirilere devam edilmelidir aynı zamanda. Burada çeviri yaparken çevirmenler, tercümanlar bazı kaynak dosyalarıyla uğraşmak zorunda olmamalı. Bunlarla herhangi bir sıkıntı yaşamamaları gerekiyor aslında. Ama bu dosyalarla, bu kaynak dosyalarla uğraşmak lazım. Onları kurcalamaları lazım. Buna ihtiyaçları oluyor yani. Burada gördüğünüz kelimeleri en azından kullanıyorlar açıklamaya, güncellenmeye açık olduğuyla alakalı. Gördüğünüz gibi modül programcıları mesela İngilizce'den Türkçe çevirmek zorunda değiller ya da Rusça'ya, değil mi? Ve şu an var olan tek metot bu ama. Şu anki var olan şey bu. Bazı dezavantajları var bu durumun, değil mi? Bununla alakalı bir konuşalım isterseniz. Çünkü bu henüz standartlaştırılamamış maalesef. Herhangi bir istatistiği yok bunun. Bulması da kolay değil aynı zamanda. Ve henüz outdated olmuş, henüz güncel olmayan mesajları kontrol edebilme, takip edebilme de söz konusu değil. Böyle bir özelliği de yok maalesef. Ve kırması, bozması çok kolay maalesef. Bu bazı dezavantajlarından biri. Dediğim gibi geliştirilmeye açık. Peki avantajları hiç mi yok değil? Hayır, var tabii ki. Mesela bakalım, değişime açık, değiştirmeye açık, editlemeye açık en azından. Yayınlanmaya müsait ve açık aynı zamanda. Ekleme yapmak için biliyorsunuz çok uzun süre beklemenize gerek yok. Yayınlamak için çok uzun süre beklenmesine gerek yok. Ve aynı zamanda da kırıldığında, yani bozulduğunda, eğer düzeni bozulmuşsa, bilgi yanlışlığı gibi bir şeyler varsa onları geri almak, düzeltmek kolay. Daha ne iyileştirilebilir? Gördüğünüz gibi bunları kullanabiliriz. Bunları daha iyileştirebiliriz. Burada bir resim görüyorsunuz sağ tarafta. Churros Gürkin tarafından yapılmış 1912 yılında. İsmi de sanatçının bahçesinden görüntü bir ev. Bunu Wikiveri üzerinden görebiliyoruz. Bunu öğrenebiliyoruz en azından. Peki bu çözümlere biz nasıl ulaşacağız? Üçüncü bölüm olan çözümlerden bahsedelim birazcık da. Gördüğünüz gibi tercüme edebilir modüller vardır. Bunlar çevrilebilir mesaj paketleri olarak adlandırılabilir. Burada message bundle şeklinde söylenen şey dediğimiz çevrilebilir mesaj paketidir. Bunlar yine mühendislik gerektiren şeyler değil. Sayfada, wiki sayfasında şunu görebilirsiniz. Alt başlık propertyproposal.json olarak baktığınızda wiki sayfasında bunu görebilirsiniz.
Bu sayfa okunacaktır. Her dilde en azından çevriliyor şeklinde okunabilir. Peki sayfalarda. Peki ya şu an var olan şeyimiz ne? Şu an çalışıyor mu? Şu an çalışmıyor. Burada kullandığımız mesaj içerik paketleri tercüme edebilir. JSON dosyaları şeklinde. Bir tane sayfa var Meta ile. Yapmak istediğiniz daha fazla eğer deneyler varsa öğrenmek için bunları da Wikilearn üzerinden görebilirsiniz. Aşağıda verilmiş bir link var. Bunu da tıklayarak metawiki.org Wikilearn kısmından öğrenebilirsiniz. Ve çok yakında JSON file'larla alakalı konuyla gibi ne olacak? Wikidata'da, Meta'da, Commons'da ve MediaWiki'de bütün sitelerde çok dilli şekilde görebileceksiniz. Bunların hepsinde görülebilecektir. Sadece mesaj olarak çalışıyor olacak. Mesela başlıklar ya da başka parametrelere ihtiyacı olmayacak. Mesajlarda çalışacak bu. Ve aynı zamanda okunabilecek. Tercüme, şu anki tercüme botları üzerinde de tartışmalar ve çalışmalar devam ediyor. Daha sonra ne olacak peki mesela? Wikipedia'da Wikisource gibi şeyler kullanılabilir. Eğer istenirse şablonlar ve gereçler geçerli olacak, kullanılabilecek en azından. Ve daha sonrasında başlıklar ve diğer parametreler de bunlara eklenebilecek en azından. Şu an sadece modül geliştiricileri tarafından direkt olarak editlenebilen kısım bu. İngilizceye de çevrilebiliyor olacak nasılsa. Bir JSON file'dan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi burada bir içerik modeli sayfası var. Bu nasıl değiştirilebilir? Ona bakıyoruz. Ne kadar çabuk yapılabilirse tabii o kadar iyi. Bu değişimler yapılıyor. Güncellemeler devam ediyor görüyorsunuz. Ve son olarak şunu çevrilebileceğini söylemek istiyorum. Arayüzler de bu konuda çevriliyor olacak. Yakın zamanda da aynen böyle görünüyor olacak. Görüntüleri en azından aynı olacak. Ama sadece Lua dili kullanımı henüz finalize edilmedi. Son haline gelmedi. Bunlar geliştirmeye devam ediyor. Çok benziyorlar aslında şu anki haline, geliştirilecek hali. Ama unutmayın ki demin dediğim gibi bu tercümanlar, tercüme edenler kaynak dosyasıyla uğraşmak durumunda değiller, sorun yaşamak zorunda değiller, ama onlarla ekstra olarak uğraşmak, onları kazmak, öğrenmek durumundalar. Ve şimdi de güzel bir sorum var. Peki şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Benim için çok önemli bir soru ve çok ilgincime gidiyor. Bu şablonlarla alakalı mesela neler söyleyebilirsiniz ya da aklınıza bir şey var mı? Büyük şablonlarla alakalı büyük sorunlar. Şu soruyu sorabilirim sanıyorum ki daha çok ne yapılabilir mesela? Aklımızda olan yapılacak ne var? Evet.
aşağıda gördüğünüz mediawiki.org wiki global template global şablonlar kısmında görebilirsiniz. Burada İngilizce çevirisini de görebilirsiniz eğer ilginizi çekiyorsa. Bütün şablonlar bütün dillerde hazır olmuş olacak. Modülleri tercüme etmemiz bizim için çok önemli. Ve burada eğer sorularınız varsa mutlulukla cevaplayacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorumu hangi dilde sorsam daha iyi olur? Acaba İngilizce mi konuşsam, Rusça mı söylesem fark etmez mi? Beni duyabiliyor musun Amir? Evet evet, şimdi duyabiliyorum. İngilizce ya da Rusça konuşabilirsin, hiç önemli değil. İngilizce konuşayım. Benim iki tane sorum var sanıyorum. Birincisi, global olarak küresel şablonlardan bahsettik. Hangi adımları denemeliyiz? Bizim bu şablonlarımızı denetlememizde hangi adımları ilerlemeliyiz? İkinci sorum olarak da şunu söylemeliyim. Neden ayrı olarak Wikistat'ı çevirmekle ilgili neden ikinci bir yer var? Orada sadece %100 çevirisini Wiki'de gördüm ama şunu anlamak için 5 ayımı aldı bu durum. Bu değişimlerin elle yapıldığını, manuel olarak yapıldığını gördüm. Bazı tercümelerimin garip olduğunu gördüm. Bazılarına bunun manuel olarak değiştirebilmesi için yardım istedim ondan. Bu biraz sıkıntılı bir durumdu aslında. Çünkü değişikliklerimi hemen görmek istiyordum ben. Buradaki wiki insanlar gibi düşünsenize, kendi işimizi hemen görmek istemiyor muyuz hepimiz? Peki neden iki ayrı adım var bazı şeylerin çevirilerinde? Neden iki kere yapılması gerekiyor? Ya da bazı şeyleri neden elle manuel olarak yapıyoruz? Güzel bir soru aslında. İlk soru var. İkinci soruyu önce söyleyeyim, cevaplayayım. Teknik olarak bunun cevabını bildiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Sebebi şu, Wikistat'larla alakalı tercümeler aynı metotla, Wiki.org'da ve Wikistat'ta metotlar aynı. Aynı değil. Bir tanesi arayüzle yapılan bir şey. Kendi değerleri var ve farklı diplomatik süreleri var en azından. Bazı tercümeler otomatik olarak geçiyor ve güncellenmemiş olabiliyor ve bazı teknik sebepler var olabiliyor. Umarım bir gün bu her gün gerçekleşen sorunlar gerçekleşmeyecektir diye tahmin ediyorum. Umarım öyle olur yakında ve umarım kimse mühendislik yapmak zorunda kalmaz bunları değiştirebilmek için. Wikistat'te ama maalesef böyle bir otomatik düzeltme sistemi gibi bir şey yok. Yazılımın farklı bir konusuyla alakalı bu. Onun için otomatik tercüme sistemi çalışmıyor. Çok fazla beklemene gerek olabiliyor ya da birinin ya da dil için beklemen gerekebiliyor, dilin çevrilmesi için. Bazı ilk bağlantılarım var ve onların otomatik düzeltilmesi için bazı ilişkilerim devam ediyoruz. Soruna direkt cevap verebilirsem, benim aslında teklifim şu ortada yani. İnsanların desteklediği bir şey var. Şöyle bir şeye ihtiyacı varsa basitçe söyleyeyim. Çok yüksek seviye bir teknik liderliğe yönlendirmeye ihtiyacım var. Bu teklifle alakalı
tartışmalar yapabilirsiniz, onaylamalarınızı yapabilirsiniz ya da başka fikirlerle gelebilirsiniz. Sanırım bütün potansiyel problemleri düşünüyorum ve bu benim kendi kişisel projem şu an ve şu an bunu yapabilirsem en azından birkaç mühendislik işlerini halletmiş olacağım. Şu an yıllardır bazı mühendis arkadaşlarımızın bu konuyla alakalı çalıştığını söyleyebilirim. Umarım yakın zamanda Wiki'yi, Wiki statistiği, Wiki çeviriyi geliştiren mühendis arkadaşlarımızı ikna edebilirim. Bunu daha sonra muhakkak tartışmalıyız. En mantıklı şekilde bu sorunun çözülmesi için tartışmalarda ve sonuca ulaşma konusunda güzel bir liderlik, güzel bir yönlendirme ihtiyacımız var. Daha sonra bununla ilgili konuşalım ve çok isterim, umarım çok daha iyi olacaktır. Yani sorun için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla soru için zamanım varsa sorularınızı bekliyorum varsa. Çok teşekkür ederim Amir. Bir daha sorabilirsem eğer. Çevirim konusuyla alakalı çok uzun zamandır işin içindesin. Özbek Wikipedia'da şöyle koca bir sorunumuz var. İnsanlar makine tercümesi gereçleri kullanıyorlar ve çok da beğeniyorlar. Ama çevirinin kodu çok daha iyi olacak sanıyorduk ama hala korkunç. Ve şu anki örneklerimiz de kötü. Makedonya geçen hafta oradayken böyle bir sorunu tartışmıştık zaten. Endonezya Wikipedia'sında yaptıkları gibi keşke burada da yapabilsek diye konuşuyorduk ve %30-%50 kullanıcılarımız bunu onayladı. Ben de dedim ki peki o zaman. Ben şunu aslında çok merak ediyordum. Sizin tecrübelerinize dayanarak sonuçlar, düşünebilecek sonuçlar nelerdir acaba bu makine tercümesiyle alakalı? Sizin kişisel standartlarınız nedir mesela? Bazı etik durumlar mı var acaba? Anlayabileceğimiz, bize makinenin söylemek istediği şeyleri bazen anlayabiliyoruz ama bazıları da kötü kalitede çeviriler, kalitesiz çeviriler. Ben kesinlikle insanların reddedilmesine ya da benlenmesine, yasaklanmasını istemiyorum tabii ki, onların limitlenmesini istemiyorum ama bazı çeviriler gerçekten çok kötü. Belki bize bu konuyla alakalı bir şeyler söyleyebilirsiniz diye tahmin ediyordum. Acaba bu konuyla alakalı seçeneklerimiz ne? Devam etmeli miyiz? Yoksa tamam, anladım. Makine tercümesi deki sorun şu. Soru aslında alakalı olmayabilir ama benim sunumumun konusuyla alakalı değil ama sorun değil, cevaplayabilirim. Sorun şu, bununla alakalı bir zamanlığı var hala geliştirilebileceği, bir disiplini var aslında. Wikipedia'nın kendisinden de eski bir şey kullanıyor sanıyorum. ...2015'te bu tercüme işleri ilk başlamıştı zaten. Bazı insanlar şunu söylüyor. Makine tercümesi şunu kolaylaştırıyor. Kötü makine tercümeli, makineyle tercüme edilmiş, sıradan tercüme edilmiş şeylerin işini şu anlamda kolaylaştırıyor. Çünkü bazıları gerçekten güzel çeviriler olabiliyor. Sorumlu editörler bunlarla ilgili daha çok en azından dikkat edebiliyorlar. Bazı insanların umurunda oluyor çünkü bu konu. Bazıları da sadece bir wiki sayfasını editleme niyetinde olabiliyorlar. Aslında bu konuyu kolaylaştırıyor tercümeyle alakalı. Çünkü unmark yapabiliyorlar. İşaretleme, işaretlememe, görmeme gibi yapabiliyorlar.
En başta böyle şeyleri, böyle insanları makine tercüme etsin isterseniz bloklayabilirsiniz. Daha önce bazı diller için bunlar yapılmıştı. Gayet başarılı olmuştu. Ve tercümelerin gelişmesi de devam ettiği sürece uygun halde devam edilmişti. Endonezya ve birkaç başka dilde, Endonezya dilinde ve Arapça dilinde en azından bunlar yapılabilmişti sanıyorum. Tüm bu makaleler, etiketlerimiz var biliyorsunuz ve bunlarla alakalı değişimleri görebilirsiniz hızlıca, hemence. Kötü makine tercümesini, otomatik çeviriyi fark etmemiz çok daha kolay aslında. Çünkü orada bir tag var, orada bir işaret var aslında. Bu geliştirmeciler en azından bunu anlayabilirler. Çünkü gördüğümüzde bir tanesini kendimize diyebiliriz ki evet, bu sorunlu bir şey. Onun için daha kolay, ayırt etmesi daha kolay. Ailenin üyelerinden biri olduğum için söylemiyorum ama Wikipedia böyle sorunlar vardı. Onları editlemeden makine tercümesini yayınlamamamız gerekiyor aslında zaten. Çünkü bu tersine işliyor. Yani daha da kötü işliyor bize bu. Çevirdiğimiz şeyler silinebiliyor. Bir editör olarak, bir admin olarak, bir Wikipedia'cı olarak bir karar vermeniz gerekiyor. Makine tercümesi aslında sizin yeni bir makale yazmanızda daha az zamanınızı ne alacak? Makine tercümesi mi sizin daha çok şey yazmanızı sağlayacak? Çünkü mümkün olduğunca çok biliyorsunuz ekleme yapmaya çalışıyoruz hepimiz. Bu aslında size kalmış bir şey. Biliyorsunuz topluluklara kalmış bir şey. Benim bazı izinlerim var ve engellemeyle alakalı, banlamalarla alakalı bazı izinler var. Makine tercümeleri errorlarını görebiliyorum en azından. Çok kötü makine tercümeleri yapıyorlar en azından. Yayınlanmış tercümeleri görüyorum. Gördüğünüz gibi aslında bazı şeyleri daha da kolaylaştırıyor. Kötü tercümeleri ayırt etmemiz konusunda yardımcı oluyor. Ve zamanınız için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Bildiğiniz gibi benim ismim Amir. Amir Aharani. Eğer sorularınız varsa çeviri için ya da organizasyonla alakalı ya da modüllerle alakalı lütfen bana sorunuz. Aynı zamanda Wikiveri'ye katkılarınız için teşekkür ederim. Hepsi bu kadar. Çok teşekkürler. Rusçanın İbranice dilinden daha iyi olduğunu bilmiyordum. Senin İbranicenden daha iyi olduğunu bilmiyordum açıkçası. Sorum yok. Sadece bu çok güzel bir yorumdu, o kadar. Sana çok kolay, çok güzel bir şey öğreteyim hemen. İpucu şu. İnsanlar var. Moskova'da insanlarla yaşa. Çok uzun zamandır orada değilsin aslında. Yani 15 yıldır mı oradasın bilmiyorum ki. Ama hala gördüğün gibi işe yarıyor değil mi? Moskova'da yaşamak. Yine de sunum için teşekkür ederim. Gerçekten çok ilginç ve gayet anlaşılabilirdi. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.